Evet başkanım, hayırlı olsun. Gecikmeli bir hayırlı olsun hepinizin de. Tekrar bütün sizin nezdinizde, ben bütün gazetecilerimizde, yeni döneminizde tebrik ediyorum. Muvaffakiyetler, başarılar diliyorum. Yoğunluğumuzdan ben Metin Başkanımızla sürekli görüştük. Yani başkanım, bir programlarda bir araya geldik. Başkanım, gördükçe yüzümü kapattım, vallahi geleceğim ama bir türlü fırsat bulamıyoruz dedik. Dün bir program akışını düzenliyor arkadaşlar. Dedim bir dakika, unuttuğumuz, hala gidemediğimiz başkanımız var, gazeteciler cemiyetimiz var. Sizler şehrimizin nabzını tutan yegane, gerçekten herkes bilmese de sorumluluğunuz, şehrin sorumluluğu sırtınızda haber anlamında. Bu anlamda da gerçekten ilkeli, doğru, bir an önce halka doğru haberi yansıtan da bir çizginiz var. Bu anlamda ben tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Güven tazelediğiniz tekrar hayırlı olsun. Ekibinizle birlikte her birinizi de tebrik ediyorum ben. Geciktik ama biz biriz, aileyiz. Şehrimizin hep beraber buradaki sıkıntılarıyla gündemde olan bir kişileri, sorumluluğumuz var. O anlamda benim de geçmiş tebriğimin kusuruna bakmayın. Estağfurullah başkanım. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Geçmiş bir şey yok. Her zaman görüştüğümüz insanlarsınız ki evet. Neredeyse hemen hemen aynı kulvarda yürüyoruz. Siz işin siyasetinde, evet. Biz işin bunu gösterme tarafındayız. Dolayısıyla gittiğimiz yollar hep kesişiyor. O anlamda da gelişmiş bir şey yok. Bu evet. Nazik davranışınız için hem size ve ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizin de iş yoğunluğunuzu çok iyi biliyorum. Allah yardımcınız olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii biz kadınız. Yani sadece siyaseten sahada değiliz. Anne rolüyle bir kadınız. Eş rolüyle bir kadınız. O gün hastanede karşılaştık. Evet. Gelin rolüyle bir kadınız. Kayınvalidem evet. Hastaneye getirmişti. Kız evladı olarak bir kadınız. Yani dolayısıyla iş kadını her bir üst üste yüklenince, binince bir sorumluluklarımız elbette ki zaman dilimi çerçevesinde en sona kalabiliyoruz bazen böyle tebrik ziyaretlerinde. Ama gönlümüz bir, ben tekrar başarılı çalışmalarınızı, devamını güven tazeleyerek geldiniz. Bütün gazetecilerimize sizin nezdinde ben tebrik ediyorum. Bu şehrimizde güzel bir çizgiyle, doğru haberle, çok bilinmese de çok sorumluluğu ağır üzerinizde yükü olan bir işi gerçekleştiriyorsunuz, icra ediyorsunuz. Bunun vebali de çok. Haber noktasında yapacağınız her adım, attığınız, yazdığınız her şey sizi bağlıyor birinci ağızdan. Dolayısıyla zor bir görevi de üstleniyorsunuz şehrimizde. Bizim şehrimizdeki gazeteciler anlamında da ben gerçekten tebrik ediyorum sizi. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Zor bir görev icra ediyorsunuz. Kar, kış, yağmur yani maalesef. Bu anlamda hatta geçtiğimiz bir gazetecimizi de, fotoğrafçımızı da kaybettik. Evet. Ben buradan ona da, ailesine de, bütün camiamıza da başsağlığı dileklerini iletiyoruz. Bu vesileyle Vela abimizi tekrar yad ediyoruz. Bunlar güzel anılıyor. Güzel iz bırakıp şehrimizde her zaman anılan büyüklerimizin olması. Güzel. Elbette ki kaybımız sıralı kayıp olsun. Rabbim genç ölümlerimizi vermesin ki bizi gerçekten üzdü. Bunun haberini yapmak da size düşüyor. Kendi meslektaşınızın. Yani gerçekten dışarıdan çok sizin ben işinizin ne kadar zor ve sorumluluklarınızın fazla olduğunu biliyorum. Lise dönemlerim bir gazeteci olmak istemişim. Bir fotoğraf elim alırdım. Böyle bir gazetecilik oynamaya çalışırdım. Çok çok severdim. Kendimden çok dışarıları çekmeyi severdim. Hala öyle bir şeyim vardır. Doğayı çok seviyorum ama haber niteliği taşısın. Ben bir gazeteci olacağım falan. Tabii o zaman ayağınız sağlam basmıyor. Her mesleğe konuyorsunuz. Rabbim nasip etmedi ama ben mesleğinize saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Sevdiğim bir meslek. Güzel bir meslek. Başkanım,
Evet, bir soru yok. Teşekkür ediyoruz. İçeri biraz daha